nereden geldik, nereye gidiyoruz? Benim ismim Sayın Sula, Afyon'dan geliyorum. Orada dershaneden kalıyorum. Böyle bir ziyaret münasebetiyle buraya gelmiş olduk. Oradan selamlar var inşallah. İnşallah bizim de bir yeni medresemiz yapıldı. Bekleriz oraya inşallah. Oranın da böyle 500 metre salonumuz oldu. Güzel oldu. Bizim Afyon için yeni oldu tabii, güzel oldu. Daha önceden de cemaatler geliyormuş demek ki. Dershane geniş olunca daha böyle toplu oldu. 400 kişi, 500 kişi gelmeye başladılar. Bilmiyorum, bardaklardan biliyorlar kardeşler nasıl olduğunu. Böyle hoş oldu. Demek ki yani büyük yerlerin de bir şahs manevi soruyor. Böyle Sumur abiler falan dedi mesela, büyük şehirlerin bir şahs manevi soruyor. İstanbul mesela, İzmir. Adam köyüne dönmek istemiyor yani, ekseriyette. Nasıl böyle bir şahs manevi oluyor? Büyük binaların, büyük cemaatlerin bir şahs manevi soruyor, bir çekiciliği oluyor. İnşallah onun nur dairesinde kullanılır yani inşallah, bir şevkle, bir gayretle. Geniş daireler, geniş binalar, geniş cemaatler. İnşallah keyfiyetli olsun yani, hem keyfiyetli hem cemiyetli olsun. Yoksa kalabalıklar insanı aldatabilir. Kalabalıklardan dolayı çok itibar etmemek lazım. Rahmetlik Sumur bir şey abi anlatırdı böyle, Ali Sattola abi de anlatırdı. Menderes uçaktan, kazadan düşmüş ondan sonra. Ama Allah öldürmemiş. Öyle geldiğinde yollarına kırmızı halılar sermişler. 500 bin kişi karşılamaya çıkmış. 500 bin kişi. Üstad havaya göndermiş. Yoksa demiş, Menderes'in hoşuna mı gidiyor, hoşuna gitmesin demiş. Haber gönderdi, beni de haber gönder diyordu. Yani bu insanlar seni aldatmasın. 500 bin kişi, 1 milyon kişi toplanıyor diye seni aldatmasın. Nitekim aynı insanlar rahmetli bak idama giderken o 500 bin kişi tekrar farklı bir şekilde arkasında olsalardı herhalde aynı şeyleri yapmakta cesaretlenirlerdi. Demek ki günahlarına kefaret olacak. Bir de o zaman bazı kıymetli şeyler bedel olmuş böyle. Bir direkt bedel olarak gitmesi gerekiyormuş, böyle bir şeyler olmuş. Ama kalabalıklar insanı aldatmamalı. Yani mesele o. Ya hiç önemli değil. Çok insanlar dinledi, alkışladı. Eskiden böyle ya benimsi bir kitap yazmıştım. Önce alkışladılar, sonra öldürdüler. Bazen hazin, bazen rezil, o adana terk edenler. Böyle bir kitap yazmışlar böyle. İnsanlar böyle oluyor. Önce alkışlıyorlar, sonra öldürebiliyorlar. Genç Osmanlılardan tut, Menderes'lere kadar kimler, kimler, kimler. Onun için insanlara fazla aldanmamak, itibar etmemek. Ama hak yolunda tabii ki keyfiyette, kemiyetin içinden çıkıyor. Böyle çok insanların olması da bizim davamızın daha kuvvetli olacağına, daha kuvvetli olduğuna, halkın arasında itibar bulduğuna inşallah bir alamet kabul ediyoruz. Daha da güzel olsun inşallah. Dahiliye Vekili Hilmi Uran Bey'e merhum Yeşil Salih tarafından yazılan bir mektubun suretidir. Yazıları yanlış telakki ve tefsirlere uğratılmakla senelerden beri çember içinde yaşatılan ve safi, samimi bir insan ve Müslümanlıktan başka hiçbir maksadı bulunmayan Bediüzzaman Molla Said nam masumun ya bulunduğu yerde veya Ankara'ya nakil ile orada hayat ve huzurun muhafazası için sırf insaniyet namına yazılmış olan bu mahrem ricanameyi bizzat okumak nezaketinde bulunur ve genç zamanında yaptığı unutulan hizmetlerine mükafaten ihtiyar halinde bu adamı serbest bir ölüm hayatına kavuşturmak lütfunu dilim buyurmazsanız zat-ı keremkârlarına en büyük hürmetlerimi sunar, minnettarınız olurum. Malum müsaadenize bak demin ki yani bir zamanlar böyle bir havai komutanlar, gününde havai komutanları Denizli Necmi abinin ifade ettiği gibi böyle at üstünde, avcı hattında, top güllelerinin arasında böyle talebe Sabi Bey, yaz diye yazdıram. Afyon'a böyle bir Cam Lefser Üniversitesi'nin bir profesör gelmişti. Sempozyuma gelenlerden birisi. Dedi ki, sahamda dedi ben dünyada ilk birkaç kişiden biriyim dedi. Hani bunu gururlanmak için söylemiyorum dedi. Doğma büyümemiz Arap'ız dedi yani. Arap edebiyatında ve Kur'an nefse dünyada söz sahibiz dedi. Ama itiraf ediyorum dedi. Bu zat Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri yarımından sonra öğrenmiş olduğu bir lisanla avcı hattında top günlerine yavuş olduğu işaretinin icaz tefsirini anlamakta acizlik gösteriyor. Bizim yazamayacağımız gibi anlamasından aciz dedi ve dünyada böyle bunu yazabilecek bir zat da görmüyorum manasında
Ben dedi buna şahidim ki Risale-i Nurlar Vehbi'ydir dedi. İlham eseri olarak yaptım. Eğer yazsaydı biz yazmamız lazım dedi. Dünyada edebiyatta vesaire birkaç arkadaş. Abdülhalim Üveysi vardı. Ondan da böyle Sumur abiyle şey okuyordu. Bir Türkçesini veriyordu mesela. 20. söz okunuyor. Biz Türkçesinden okuyoruz. Onu da Arapçasını veriyordu. O da oradan takip ediyordu filan. Peygamberlerin mucizelerinin ilmin en son yaratıldığını gösteren o bölümde okuyunca falan ona sordu. Dedi ki böyle bir sen dedi tefsir yazdın dedi. Böyle bir tefsir dedi var mı diyor rastladın mı dedi. O dedi ben şimdi yavrular okudum tefsirin hiçbirine böyle bir şey rastlamam dedi. Hatta dedi ben de tefsir yazdım. 8. dedi 20. mi dedi. Ben dedi ya bahsetmem dedi. Millet gülüyordu böyle çok tatlı. Ben de bilmiyorum dedi. Bak üstadı açılmış bunlar yani. Ya. Yine bir başka birisi de aynen bu ifadeyi kullanmıştı. Mesela dedi وَلِلَّهِ جُنُدُ السَّمَاوَتْ وَلَارْسِ Semavat var, Allah'ın askerleridir. Biz Kur'an'da bu ayet geçtiği zaman teşbih zannediyorduk. Meğer zah, Hazreti açılmış bu ayet-i kerime diyor. Yıldızlar ordusundan, nebatat fırkalarından, hayvanat taburlarından, zerrat askerlerinden var ya, وَلِلَّهِ جُنُدُ السَّمَاوَتْ وَلَارْسِ O bahsi bir okudu, ya diyor nasıl açılmış bu manalar diyor ya. Allah Allah. Yani üstadımıza en tehlikeli, en kritik zamanlarda en ilmi risaleleri yazdırmış. Hatta 30. söz diyor, ben de dahil olmak üzere 6 saatte yazılan o sözü, ben de dahil olmak üzere diyor, 6 ayda diyor, alimler toplantılar yazamazlar diyor. Ben de dahil olmak üzere diyor. Es-Said'in Kuvve-i İlmiyesi dahil olmak üzere. Demek yazdırılmış. Üstad bile buna çok nazar veriyor. Şu zamanlar, bir, Afyon'da birkaç kereler geldi, buraya da geliyor muhakkak. Mesela diyor, Ayetül Kübra, bakın, İmam Ali radıyallahu anh ismini veriyor. Yani levh-i ezeliyle kitabı görüyor. Levh-i ezeliyle kitabı görüyor. Risale-i Nur, kelam-ı ilahi ya. Ama vahiy değil, ilham. Allah'ın kelamı, sayının işi değil bu diyor üstad. Sayının işi değil diyor ya. Ben de dahil olmak üzere diyor. 6 ayda yazamayız diyor. 30. sözü diyor. 6 saatte yazılan sözü diyor. Yazdırılıyor. Bunun en büyük alameti de kendisi de en az kendisi de en çalışkan talebelerinden daha çalışkan bir vaziyette Risale-i Nur'u en çok o okumuş yani böyle. Değil mi? En çok. Ya. Hiçbir ben sizi duydunuz mu bilmiyorum. Şimdiye kadar çok hocalar duyduk. Vaiz hocalar duyduk. Alimler duyduk. Kendi kitabından, kendisi ders için ders okuyan bir hoca duymadım ben. Getirin bakayım benim şu kitabımı, hadi bir okuyun da ben biraz dersimi alayım. Yok böyle bir şey. Evlatlarım ben size yazıverdim, bunları ben biliyorum, siz okuyun. Ben bunları biliyorum zaten yani. Ben bildiğim için yazdım bunları falan değil mi? Siz okuyun, ben size yazıverdim oğlum falan. Ama üstad öyle demiyor. Maşallah seyrediyor. Okun bakalım. Şaban abi geri de anlatırdı böyle. Kaç sayfa okudunuz, kaç sayfa yazdınız? İşte üstad 5 sayfa okuduk, 3 sayfa yazdık. İşte 20 sayfa okuduk, 3 sayfa neyse artık bazılarımızda hiç işi okumayı okuyamayanlar da olabilir. Hiç üstad okuyamadan maşallah sayıda demiş. 200 sayfa okuduk. Böyle açarmış bir de kitabı kırıştırmadan üst taraftan sola doğru açılıyor. Osmanlı kitaplar böyle, üstten böyle hafifçe kitaplar. 1, 2, 3, 4 tek tek sayfasını sayar. Tek tek sayarmış bir de. Buradan bir buradan bakıp da böyle sayfasını söylememiş. 200 sayfa okudum, imanın terakketi elhamdülillah demiş. Demek bu gösteriyor ki, Risale-i Nur, levh-i ezelideki kelam-ı ilahidir. Kur'an'ın ayatından nüzul ediyor diyor. Tenzilin, tenzili. Aynen burada bir Mısır'da bir kelam kılığını söylüyor. Aynen dedi, Risale-i Nur, tenzilin tenzilidir dedi. Vay be. O zaman Sumrak dedi ki, bak İhsan Kasım. Sen birinci şurayı o zaman tercüme etmemiştin. O zaman daha tercüme etmemiştin. Bak bu zat-ı muhterem o sırrı yakalamış bulmuş. Yani bunlar Risale-i Nur Bediüzzaman'ın malı değil. Said Nursi'nin malı değil. Zaten bir cümlesi öyle diyor. Hem şimdiye kadar anlıyorum ki bana verilen Bediüzzaman lakabı benim değildi. Ağır yeten ve emaneten takılan o isim şimdi hakiki sahibine veriliyor. Yani hakiki sahibi Bediüzzaman hakiki ünvanı Risale-i Nur imiş. Çok önemli bir şey. Onun için canlı bir karşımızda Bediüzzaman gibi tasarruf sahibi Risale-i Nur var elhamdülillah. Kıyamete kadar da hükmünü baki olduğunu kendisi zaten Risale-i Nur'da söylüyor yani ifade ediyor. Onun için bunlar
işte Gustav ona nazar veriyor. Diyor ki Risale-i Nur malemlevi ezelde görülmüş. Ve hatta kitapların ismini İmam Ali radıyallahu anh vermiş. Ve hatta üstadım diyerek ki İmam Ali'nin diyor dikkatine hayranım diyor. Çünkü diyor ben 30. sözün zehrini, 31. sözün zehrini şahı kamer unutmuştum diyor. İmam Ali'nin diyor dikkatine hayranım diyor. O bana hatırlattı diyor. Allah Allah. Bir de üstada yani unutacaksın diye kitabında işaret koyarak hatırlatma yapmış bir de böyle üstada. Demek ki bu o zaman normal bir kitap değil. Kur'an'ın bu asra bir dersidir. Kur'an'ın bu asra bir dersidir. Bak bugün bir kardeş şurayı sordu. Bak yine şey yapalım. Yolda geliyorduk da bir ilahiyatçı bir kardeş şurayı sordu da böyle nasıldır falan diye. Ben de tabii aklıma geldiği kadarıyla şey yaptım, ifade ettim de. Bak, diyor ki, hani rızık bahsini anlatırken 12. lemadan, diyor ki ikinci nokta, imkanın envarı var, imkanın. İmkanı akli, imkanı örfi, imkanı adi gibi kısımları var. İmkanı akli. Mesela hadislere demiş Peygamberimiz, Deccal'ın boyu bir minare boyunda olacak demiş. İmkan-ı akliye uymuyor bu. Yani bir minare boyunda bir adam gelmez dünyaya. Abim bir şey diyor, o doğuracak bana nasıl olacak o zaman diyor. O minare olursa o da gayri doğru bilmiyoruz gayri. Nasıl olacak diyor diyorlar. İmkan-ı akliye muvafık değil. O zaman böyle bir şey olduğu zaman tevhide tabir ediliyor. Yani cemaatin kuvvetli olacağına işaret ediliyor. Şahsı manevi ya dünya istila edecek. Bir zaman diyor bir Japon kumandanı, Japon askerlerin kumandanı bir ayağını Port Arthur Kalesi'ne öbürünü diyor başka bir yere göstermişler. Ya da bizim eskiden birisini Türk askerinin ayağını, birisini Kıbrıs'a koydular bir ayağını, birini de Anadolu'ya koydular adı. Yani Türk askeri ikisine de bastı yani falan manada. Halbuki 75 kilometre mesafe var Kıbrıs'tan Mersin'e. Hiçbir gülpe 75 kilometre ayağı uzun olan bir asker yok dünyada. Böyle olmaz yani. O bir teşbih yani. Türk askerinin oraları demek ki fethettiği manasında bir şey. Demek ki buna imkan-ı akli, imkan-ı akli, imkan-ı örfi, imkan-ı adi var. Bir hadise eğer imkan-ı akli dairesinde olmazsa reddedilir. İmkan-ı örfi dairesinde olmazsa dahi mucize olur. Yok böyle bir numune. O zaman o mucize değil. İmkan-ı örfi. Yani hani bazıları bir şey yapar da pek nadiren olur tek tük. Yani İzmir'de bir tane bulunur 50 sene önce. Ankara'da 100 sene önce biri sorulur falan. Yani pek nadir. Olur ama pek nadir. Yok böyle bir şey. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi. Yok birisi böyle bir şey. O zaman mucize-i Muhammediye diyoruz zaten. Yok böyle birisi. Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi zaten yetişmemiş. O zaman imkanı örfüye girmiyor. Yok örfüde yok böyle bir şey. Yani çalışmayla, gayret göstermeyle hiçbir mürit bu makama çıkamamış. O zaman mucize-i Muhammediye diyor. Risale-i Nur gibi de yok öyle bir şey. Yok böyle bir etrafında cemaat toplayan kitap yok. Yok böyle bir şey. O zaman bu imkanı örfü dairesinde değil. Üstad da buna ne diyor? Mucize-i Kur'aniye diyor. Evet, Risale-i Nur'a mucize-i Kur'an'ın manevi bir mucizesidir diyor. Mucize-i Kur'aniyedir diyor. Said Nursi'nin değil. Abdülkadir Geylani Hazretleri kendinin olmadığı gibi demek ki Allah böyle o peygamberimizin bir mucizesi oluyor. Yani öyle bir mana aleminde, maddi aleminde, maneviyatta öyle bir yetiştiriyor ki onu İmam-ı Şah'ın Akşibendi Hazretleri'ni alem manada ders verdiği gibi. Öyle bir yetiştiriyor ki peygamberimiz o mucize-i Muhammedi oluyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Demek ki Risale-i Nur'da böyle bir şey yani. Mucize-i Kur'aniye oluyor. Yok böyle bir emsali. Topluyorsun kitleler halinde, cemaatler halinde, devletleri içine alan, dünyaları idare eden bir sistem. Müthiş bir şey yani. Risale-i Nur, Anadolu'yu Cebel-i Cudi hükmüne getirmiş. Demin Necmi abi anlatırken ben bu aklıma gelmişti. Rahmetlik Bayram abi bunu çok anlatırdı. Bak bu günlerin bir müjdeli bir şeysi bu yani. Şimdi 92'lerde falan. Saddam'la aramız oldukça bozuk. O baraj var yani böyle Murat'ta o baraj, barajla alakalı Türkiye suyumuzu kesiyor falan diye Avrupa 1 trilyon dolarlık silah vermiş. Saddam'a. Türkiye'ye vursun diye. 1 trilyon dolarlık silah vermiş. Yani dünyada
O kadar güçlendirdikleri bir devlet yoktu yani kendilerinin verdiği silahlarla. Ve Türkiye ile harbi açacaklar, Türkiye'ye darbe vurulacak. Ve Türkiye belki yengsen bile, yenebilir miydim onu da bilmiyorum silah çünkü bu. 100 sene belki doğrultamayacak bir harp açılacakken, Allah'ım işte, Saddam'ın gözünü boyuyor, bir şu kuvvete girelim de ondan sonra diyor oraya gidelim diyor. Biraz daha hırslanıyor filan. Yani dünyanın şeysine artık, dünyanın kaymağını yediği yere musallat oluyor. Koskoca dünya gitti, ona musallat oldu filan böyle. Şimdi o dönemlerde böyle, İncirlik'ten uçakla uçuyor, Amerika uçakları falan İncirlik'ten uçuyor. Onlar özel falan böyle müsaade ettiler böyle. Adamlar zaten Amerika'ya gücü yetmeyen, değil mi yani? Sana gücü yetecek. Öyle füzeleri var ki İstanbul'u, Ankara'ya, Edirne'yi çok rahat vuracakmış yani. Öyle acayip bir heyecan bekliyoruz böyle ne olacak, ne olacak, ne olacak. Çünkü hani Amerika'ya yetiştiremeyecek bu adam füzesini. Kızıyor ama çok sinirleniyor, sen kaldırıyorsun, senin sırtından geliyor vuruyorlar. O zaman sana vurmak, Amerika'ya vurmak gibi oluyor yani ama öyle gibi. Eyvah ne içeceğiz filan diye. Hatta Sumur abi falan da öyle, ne düşünüyorsun bayram abi filan diye. Ah demiş, üstad demiş, vefat etmeden Urfa'ya giderken bize teminat verdi. Korkmayın kardeşlerim, dinsizliğin, komünistliğin, masonluğun beni kırılmıştır. Bir şey olmaz, Türkiye'de Risale Nurlar var, korkmayın bir şey olmaz dedi abi. Ben üstattan teminat aldım, korkmayın bir şey olmaz abi diyor. Allah Allah, bayram kardeş böyle dedi diyordu. Kendi de ona inanıyor da, onun ağzıyla bize ders veriyordu böyle. Risale-i Allah'ın hiçbir şey olmadan kurtuldu ya. Öyle bir, nasıl oldu böyle ya? Biz inanamadık yani. Nasıl oldu anlayamadık. Anlayamadık yani Türkiye'ye kenarından geç. Hatta o zamanlarda bunu anlattılar böyle. Demiş ki, o Yaser Arafat öldü ya. O adam ölmeden önce demiş ki, arkadaşlar demiş, bu Osmanlı torunlarına Türkiye'ye dokunmayın demiş. Buna doğalı doğalı demiş. Biz bir halde biz musallat olduk o zaman baş kaldık demiş bak 90'lar başımıza dertten kurtulmadı. Onlara yaptığımız vefasızlığın tokadını yiyor sanki demiş. Ondan sonra demiş bak İran Şah Pehlevi demiş gözünü dikti Türkiye demiş. Soluğu bilmem Venezuela'da bilmem nereden zor kaçtı oraya dağılı demiş. Ondan sonra demiş Hümeyni gözünü dikti demiş Saddam musallat oldu demiş. Saddam gözünü dikti dünya musallat oldu demiş. Türkiye'ye dokunma kim dokunuyorsa belasını buluyor demiş. Türkiye doğalı. Türkiye'de manevi sadaka veriliyor. Türkiye'ye bir şey olmayacak inşallah. Çünkü bir şey olması demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın hani ya Rabbim Bedir peygamberi bu senin son ordunun devrimi. Yani böyle Kur'an'ı dünyaya ilan edecek. Kur'an'ın son dersini dünyaya duyuracak. Bu Anadolu, Osmanlı torunlarına. Yani Allah Allah. Şarkıyla garbıyla ama böyle elhamdülillah yani. Bunlar muhakkak şeyler. Bunlar diye kefaret şeyler. Yani musibetlerle dine dönmemizi gerektiren şeyler. Ve Üstad bunu demiş, her çareye başvuracaklar demiş. Çalmadıkları kapı kalmayacak. Dönecekler, gelecekler, Risale-i Nur'u biz çökecekler. Bu devletin kanunun esasisi olacak demiş. Muhammed kardeş, Mehmet Çalışkan abi, Risale-i Nur bu devletin kanunun esasisi olacak demiş. Hatta o zaman Küçükal abiler falan böyle de duymuştu ona. Ya demiş üstad bize teselli ediyor demiş. Cebimize bir küçük tap yakaladıkları zaman alta yatırıyorlar bizi. Üstad da diyor ki bu devletin kanun esas olacak diyor. Bu nasıl iştir falan diye. Böyle ayıplanın ki üstad bir de iddet demiş. Dünyanın kanun esas olacak demiş. Geliyor geliyor merak etmeyin geliyor Allah'ın izniyle. Hep bunlar doğum sancılar böyle. Biz de tabii bir kefaretler, bedeller ödememiz lazım. Belki bizim de çok böyle kafalarımız tam böyle bu Nur Kur'an'a tam şey yapmıyor, teslim olamıyoruz yani. Kendimizce yani nasıl olacak diyoruz. Ya nasıl olacak diye sığdıramıyoruz kafamıza. Fakat her olaydan sonra biz anladık ki Risale-i Nur galip geldi elhamdülillah. Her olaydan sonra biz küçüklerini yaşadık, daha öncekileri yaşayamadık. 80'likler eyvah eyvah bitti bitti dedik böyle. Neler oldu? Her tarafı karıştı dedik o kenara evden ihtilal yapınca filan. Cenab-ı Allah kapıları açtırttı. Kenan Evren gibi bir adama din derslerini mecbur ettirtti. Şaşırdık oğlum dedi. Demek ki ağabeyler o zaman nasıl gönlüne girdilerse böyle bir ara karısı falan ne vefat etmiş şeydi. Mevlüne gitmişler falan. Bak efendim ölüm var. İşte çocuklara bunu okuturum falan diye. Nasıl dedilerse bir gönlüne girmişler. Ondan sonra Allah'ın izniyle şey oldu böyle. Din derslerini o adam mecbur etti. Ona biz bir şeyleri anlatacaktık. Anlatamaz kuruma öyle. Siyasi kavgalar vardı. Hatırlayanlar bilir. Öyleyse parçalıydı yani. Köylere varınca kadar iki üç bölüktü ya. Değil mi yani böyle? Biz bir şey konuşacağız. Adamın kafa siyasi hiç. Ne
Müspetine komşu biliyorum ne menfi. Hiç kimse dinlemiyor seni. Zalimane geldi bu kenara. Vurdu kafalarına. Bir onlardan idam ettim. Bir bunlar diyor ya, anlatıyor diye kendisi itiraf ediyor. Onlara da sus vurdu kafalarına. Kimini idam etti, kimini susturdu. Ondan sonra geç Nurgül'ün aklından geleceğim ama diyormuş. Bunların elinde silah yok. Bunlar bir durak olsun bakalım. Hala durak olsun. Ondan sonra kapıları açtı bize. Buyurun anlatın. Silahçılar konuşmasın. Fikirciler konuşsun. Kim konuşuyor? Nurgül'ler. Elhamdülillah. 83'ler oldu, ne kadar zaferler oldu, 86'lar bak, Risale-i Nur'a serbest etti, devlet ilan edildi. Ondan sonra efendime söyleyeyim, 160 gün maddeler kaldırıldı. Her gün bir zafer. Her gün bir zafer. Sanki biz, yani Deccaliyeti ne zaman yemişiz biliyor musunuz? Üstad diyor, 1386'da diyor, bilmiyorum bir Nur Kur'an mı çıkacak, yoksa Nur'un büyük bir fütühatı mı olacak diyor. 1971, onların bittiği, ben Sikirtas kaybı olmam diyorum. 71'de onların işi bitmiş. Hatta 52'de onların işi bitmiş. 52'de. Ulubahtı Hasan çıkmış, bayrağı dikmiş İstanbul burçlarına. Fakat kısmi cephede harfler devam ediyor. Her taraf fethedilmedi. Bayrak dikildi. Ne bayrak? Ezan. Allah'a ekber, Allah'a ekber diyor. Okununca Peygamberimiz yendi. 33'te yenildik. Ezan, bayrak indi. 18 sene ezan okutturmamışlar. Ondan sonra tekrar Ulubahtı Hasan çıktı, dikti bayrağı. Ondan sonra mevzi harpler. Her gün bir müsbet hareket. Her gün bir müsbet hareket. Eskiden mümkün değil bir tane böyle bir dindar öğretmen falan bile bulabilmek çok zordu ya. Pek nadir. Şimdi elhamdülillah. Her birimden, her gruptan, her yerden, esnafından, değil mi böyle? Talebesinden, doktorundan, cemaatinden. Şimdi geliyorlar. Risale-i Nur metoduna geliyorlar. Yanlış gittikleri metodların yanlış olduğunu anlıyorlar. Dönüp gelip Bediüzzaman Hazretleri ne demiş? Abilerine soruyorlar, cemaate soruyorlar, teslim oluyorlar. Bu Risale-i Nur muzafferidir. Üstadımız böyle bir şey de var, Barla Yakası'nda var. Diyor, bir kardeşim de diyor, beni diyor, valilikte üstadım seni rüyamda gördüm. Valilikte nutuk okumuşsunuz siz diyor. Nutuk okumuşsunuz. Yani meydana çıkmış usta, nutuk okumuş. Meydanlarda böyle. Öyle görmüş rüyayı. Üstad da diyor ki, bu kardeşimizin rüyası diyor, aynı hak çıktı diyor. Vali sorgulamaya çağırmış üstadı. Risale-i Nur nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Oradaki heyette üstadı dinlemiş. Sanki üstad valilik makamında bütün cihana nutuk okumuş. Hatta bunu Sıfır abi de anlatırdı. Müslev abi diyormuş ki, kardeşim Sungur, kardeşim Sungur, üstadımız hemen yakın bir zamanda hem başvekil olacak, hem reis-i cumhur olacak, hem Diyanet İşleri Başkanı olacak diyormuş. Allah Allah ya, abi nasıl olacak böyle bir derdim diyor. Ama olmayacak da demezdim diyor. İçimden de olacak diye sevinç gelir diyor. Kardeşim yakın bir zamanda. Hem de böyle diyormuş. Üstad hem başvekil olacak, hem reis-i cumhur olacak, hem Diyanet İşleri Başkanı olacak kardeşim diyormuş. Allah nasıl olacak diye böyle hiç aklım şey etmezdim diyor. Meğer üstad yazdığı mektuplarda reis-i cumhura, başvekil Adnan Menderes'e, İstanbul Kahramanı Menderes'e, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrı mektuplar yazıyor ya, ben de o mektupları oraya götürüyorum ya diyor. Demek bizim mektupların, üstadın mektupların orada hakim olması, üstadın o makama oturduğunun resmi oluyormuş. Mesele bu. Yani oturmak, üstad vefat etti. Nasıl oturacak üstad? Kitaplara oturacak. Kitapların hakikatini kabul eden müsbet insanlara oturdu mu tamam. İşte bitti. Risale-i oturmuş oluyor ya. İlla üstadın mana aleminde üstad oturmuş görülüyor işte. Mesele bu. Ve her gün ona doğru gitmiyor mu? Dinden başka bir şeyin bu vatanı, bu milleti, bu dünyayı kurtarmayacağını anlamıyorlar mı? Mecbur kalıyorlar, anlıyorlar. Ne ırkçılık, ne particilik, ne siyaset, ne ekonomi. Bak, o kadar diyorlar ekonomi ilerletti fakat diyorlar neyi veremediyse bir şeyi veremedi, itiraf ediyorlar bak. Parayla da değil. Tamam, o da olsun, olmasın demiyoruz. Fakat bu iş öyle değil. Kur'an dersleriyle ancak bu asrı ve gelecek asırları kucaklayacak manevi bir mucize olan Risale-i Nurlar Allah'ın izniyle bunun yerine olacak. Hem bu vatan kurtulacak, hem dünyayı kurtaracak. Çünkü Allah bunu vaat etmiş. İnşallah. 1506 yılında hiç hoplayıp zıplamasın kimse. Hep galip biziz. 1506'ya kadar bizim.
Ondan sonra bir inkılap olacak. Şurada da ne olacaksa artık Allah-u Alem, benim galim öyle geliyor. Böyle bizim demek ki kardeşlerimiz veya cemaatimiz artık biraz lakaylaşacağız herhalde böyle. Yaşantı biraz zayıflayacak. Günahlara doğru. Mucize ama diyeceğiz, hiç günahlardan çekinmeyeceğiz. Ondan sonra bizim bu zaafımızdan dolayı da bir dehşetli bir inkılap Nuh talebelerini pasif duruma düşür, korkak, yani korkak demeyelim de, yani saklı bir vaziyette, yani ihtiyatlı bir vaziyette, iyice saklı bir vaziyette, 1542'ye kadar mağlubane, 1506'dan 1542'ye kadar mağlubane, 1545'te diyor, kafirlerin başına, kıyametin kopmasına ima eder. Sikir şeyde, hem sikir tas kalbide var, hem kastolun arkasında. Bu ne gibi? La yâlemü gaybi illa Allah diyorsanız ya. La yâlemü gaybi Allah diyor. Yani doktor diyor ki, bunu götürün diyor. Allah-u Alem. Bir aya kadar diyor. Şu hastalıktan dolayı Allah-u Alem diyor. %90-95'te biliyorlar yani. Alametler. İşte üstad hadis-i şeriflerden, diğer şeylerden Allah-u Alem. Öyleyse inşallah hiç ümitsizliğe bir şey yok. Her ne olay oluyorsa lehimiz oldu. Şimdiye kadar ne olay olduysa hepsi lehimiz oldu. 28 Şubat oldu, lehimiz oldu. 80 ihtilal oldu, lehimiz oldu. 60 ihtilal oldu, lehimiz oldu. Hatta ve hatta Risale-i Nur eserlerinin yazılabilmesi için Cumhuriyet dönemi, Osmanlıların son dönemindeki o tahribatlar, Cumhuriyet dönemi tahribatlar bile lehine olmasa, kötü bir şey olsaydı Allah müsaade etmez. Nasıl lehine oluyor? Yani öyle bir ağaçın dalları vurmuş, biliyor musun böyle dal? Yani üç kıtaya dallar uzanan Osmanlı ağacının dalları kurumuş. Mevsim şita, kış mevsimi gelmiş. Yaprakların azı, yaş, çoğu buru falan böyle. Mevsim budama mevsimi. Zalimler geliyor, buduyor, buduyor. Eğer sen o ağacı mevsim geldiğinde budamazsan, baharda güzel filiz vermezsin. İşte o zalimler gelip medreseleri, tekkeleri vesaire böyle bir nevi budamayla budayınca Risale-i Nur filizi tam taze olarak sanki çekirdikten çıkar gibi çıkmış ve tekrar dünyayı kuşatacak dört kıtayı, beş kıtayı. Bak şimdi elhamdülillah o zaman üç kıtaya gidiyormuş Osmanlılar. Şimdi kardeşler Brezilya'ya gittiler. Ondan sonra Şili'ye gittiler. Peru'ya gittiler. Ondan sonra Arjantin'e gittiler. Orada şimdi hizmet ediyorlar. Allah Allah. Meksika'ya gittiler. Acayip ya. Zaten öbürlerine gidiliyordu. Avustralya'dan çoktan çıkmıştı abilerden. Oralara da gittiler bak. Ondan sonra ta şeylerde Çin'in doğu taraflarında değil mi onlara? Hep oralara da gittiler. Çin'in içerisine gittiler şimdi. Çin'in içinde 300 milyondan fazla Müslüman varmış. Çin'in içinde 300 milyondan fazla Müslüman varmış. Ya elhamdülillah. Yani dünya nura dönüyor. Ümitsizlik yok, yeis yok, her gün bir zafer daha. Bunlar ne? Bizi sıkıştırma faaliyetleri. Bir ara bir abimi söyledi. Şimdi mesela biz biraz böyle cemaat olarak mesela %10'uz biliyor musunuz? Yani %10. Şimdi genişliyoruz, %30'lara falan oluyor ama aramız biraz boşluk. Bir olaylar oluyor, ihtilal, sıkıntı böyle oraya. Bizim %30'luk boşluğumuz sıkıştırıyor, bizim %20 yapıyor. Biz büyümüştük ama ara boşluğumuz vardı. Sonra oradan bir çıkıyoruz, %50'lere çıkıyoruz. Biz tekrar büyüyoruz yani daha genişliyoruz. Ama bunun %10-15'i yine boşluklarla dolu. Bir ihtilaller geliyor, bizi %35-40'lara indiriyoruz. Ara boşluğumuzu ala ala. Yani balans ayarları yapa yapa. Ondan sonra tekrar genişliyoruz, %80'lere çıkıyoruz. Ama bu sefer yine ara boşluklarımız oluyor. Olaylar bizi sıkıştırıyor. Gafletimizi, ülfetimizi, lakaytlığımızı, tembelliğimizi attırıyor. Biz %60'lara iniyoruz ve elhamdülillah. Ama her gün bir zafer. Küçülme yok, iman zafer. Zafer, zafer. Elhamdülillah. Risale-i Nur bu vatanı Cebel-i Cudi hükmüne getirmiştir. Cebel-i Cudi ne? Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin oturduğu dağın adına Cebel-i Cudi. Risale-i Nur bu vatanı diyor, alem-i İslam'ı şimdi bak dünyaya öğretti. Cebel-i Cudi hükmüne getirdi. Muhakkak ve muhakkak vaadini Cenab-ı Hak gerçekleştirecek. Dünyada en üstün din, İslamiyet olmadan kıyamet kopmayacakmış. Ne telaş ediyorsunuz? Allah Allah! Ne olacak abi olaylar? Güzel olacak ya, ne olacak? Her şey güzel olacak. Böyle iyidir böyle şeyler.
faydalıdır. Ne zaman sıkıntı oldu mu bil ki neticesi tatlıdır yani. İnne maal usri yusra. İnne maal usri yusra. Veya ase en tekrar o şeyen ve hayrun lekum. Sizin tehlik gördüğün şeylerde hayırlar var. Veya el hayrı fî mahtarahullah. Allah'ın seçtiği hayırdır. Böyle seçmiş Allah. Biz hizmetimize bakalım. İnşallah. Şuradan şey yapalım. Demek ki Cenab-ı Hak böyle imkan örfi dairesinin bile haricinde bir nevi muzi Kur'aniyesini dünyaya Risale-i Nur'a neşretmiş. Biz de Allah'a şükür buna talebe ve hadim olmuşuz elhamdülillah yani. Dakika geliyor değil mi şimdi? Evet. Şuradan madem o şey etti, demin Necmi abi şey etti bir yer vardı. Ben burayı azıcık okuvereyim de onu arz ettim, uzamış oldum. Bakın bizim yani dünyaya bakışımız nasıldır diye böyle her zaman okurlar abiler burayla. Kahraman Burhan'ın serbest fırkasının reisine verdiği cevap güzeldir. Evet, nurcular siyasetlerle alakalar olmaz. Nurcular siyasetlerle alakalar olmaz. Yalnız iman hakikatları, bütün hayatları bağlıdır. Yani biz bir tarafın tabi ve adamı olamayız. Hatta Risale-i Nur İttihad-ı İslam'a bile alet edilemez. Eğer sadece Müslümanları bir araya getiren bir kitap olsa, Hristiyan ve Budistler veya Yahudiler hak dava ederler. Ya Rabbi sen Müslümanlara bir kitap gönderdin ama biz mahrum kaldık derler. İşte bu kitap dünyaya hitap ediyor. Thomas Mitchell'ın bir sözü var. Ben diyor eski dini kitapları okuduğum zaman ey Müslüman diyordu, bana demiyor diyordum, okumuyordum diyor. Ama Risale-i Nur okuyunca ey insan diyor, aa bana da hitap ediyor diye. Ben de bir Hristiyan Nur talebesiyim diyordu. Gitti yerine üstadı anlatıyormuş adam yani. Ben de bir Hristiyan Nur talebesiyim diyorlar. E madem niye Müslüman olmuyor demiş her toplamda. Madem hep sayıp nasıl duruyorsun böyle her toplamda niye Müslüman ol? E demiş ayet-i kerime var demiş. Ya ehvel kitap şarkıcıda almışlardım. Kur'an-ı Kerim sizin dininizi terk etmeye davet etmiyor. Noksanları tamamlayın diyor. Ben de diyor noksanlarımı tamamlıyorum diyor. Dev demiş tabii de. Yani diyor ben diyor noksanlarımı tamamlıyorum diyor. Bak diyor Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor? Dininizi bütün terk etmeyin diyor. Ben de terk etmeyeceğim. Öyle diyormuş da. Ay devli. Abdurrahman öyle biraz devli olmuş ama diyor. Ama neticede galiba inşallah onlar böyle hakikatler tanıyorlar. Bak kahraman Kur'an'ın serbest fırkasını verdiği cevap güzeldir. Evet buzlar siyasetlerle alakalı olmaz. Yalnız iman hakikatleri bütün hayatları bağlıdır. Şimdiye kadar gizli komiteden siyaseti dinsizliğe ve zındıkıya alet edenler istibdat-ı mutlakla nurcuları ezler. Bak. Şimdiye kadar gizli komiteden kökü dışarıda bir ecnevi komitesi benimle uğraşıyor. Üstad öyle demiş. Kökü dışarıda biri. Türkiye'deki bütün dinsiz faaliyetlerin kökü İngiltere'ye, Fransa'ya dayanıyor. Alacaklara dayanıyor. Kesinlikle kökü dışarıda bu ecnevi komitelerin. Zındıkaya alet edenler istibdadı mutlaka nurcuları ezler. İnşallah bir sebep çıkar. O istibdadı kıracak. Haşiye demokrat çıktı. Bir derece kırdı. Masum ve mazlum nurcuları kurtaracak. Fakat çok dikkat ve ihtiyat lazımdır. Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle. Bak biz dünyada bütün cereyanların üstündeyiz biz ya. Biz Allah'ın cereyanındayız ya. Her mahluk Allah'ın kulu ya. Kim bundan istisna olabilir ya? Bu listinin bile Risale-i Nur ihtiyacı var ya. Biz bir tarafın tabi ve alet olamayız. Umumun mal olması cihetiyle bir tarafa tabi ve dahil olmaz. Belki yapmamız gereken ki muhakkak mütecaviz dinsizlere karşı o kökü dışarıda ilgili komitesinin aletleri var ya onlara karşı haklı tarafa yardımcı olur. Dost olur. Ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta istinat olur. Merak etmeyin. Böyle köklü bir cemaat Allah'ın izniyle kıyamete kadar dinle sağlam sıkacaktır. Siz hizmetinize bakın. Korkmayın, yılmayın. Onlara cesaret oluruz biz. Haklı tarafa dost olur. Yardımcı olur. İhtiyat kuvvetinde onlara bir nokta istinat olur. Fakat. Fakat siyaset hesabına değil, belki nurların intişarı ve maslahatı namına, hesabına bazı kardeşler nurların namına değil, belki kendi şahısları namına girebilirler. Yani siyasete girmek isteyen kardeşimiz girsin ama nurcuların namına değil. Nurcuların partisi, nurcuların grubu, nurcuların siyaseti olma, bütün cemaatlerin üstündeyiz, biz hakemiz, haklı tarafa yardımcı oluruz. Dost oluruz, ihtiyaç kuvvetinde oluruz, onlara nokta istinat oluruz. Yıkılmayın, devam edin. Allah'ın izniyle arkamızdayız, devam. İşte bu kadar. Rızaen lillahi Fatiha.